Geçen sene YouTube kanalı açacaktım da efendim işte yolda yürüyüp derdimi anlatacaktım. Cahillik de kötü bir şey arkadaşlar. Bilmeyince bilmiyorsunuz. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şeyi bilmiyorum yani. Ulan deniz suyu tuzlu. Açım yani. Şimdi gidip bir şey alsam akşam bilet parası kalmıyor. İyi günler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Elimde bir tane oyuncak var. Bu oyuncak bir tane çubuk. Böyle sağa sola gidiyor. Oynuyor, kendi başına bir dünyası var. Aslında bu çubuğu geçen sene ben almıştım. Cüneyt Özdemir'de gördüm. Cüneyt'e sordum nedir bu? O da dedi ki böyle böyle. Aldım. Amacım neydi? Geçen sene YouTube kanalı açacaktım da efendim işte yolda yürüyüp derdimi anlatacaktım Cüneyt gibi. Tabii ben Cüneyt kadar becerikli olamadığım için kanalı da açamadım, bu çubuğu da kullanamadım. Sonra da unuttum. Geçen gün odayı toplarken baktım çubuk orada duruyor. Ya dedim ben bunu bir deneyeyim. Nasip bugüneymiş. Bakalım becerebilecek miyim? Şimdi efendim bugünkü konumuz yaz tatilinde bu gençler ne yapacak? Biliyorsunuz milyonlarca genç şu an yaz tatiline girdi. Hem lise öğrencilerinden söz ediyorum, hem üniversite öğrencilerinden söz ediyorum. Bu gençler yaz tatilleri boyunca ne yapacaklar? Ekranların karşısında ya YouTube kanallarını takip edecekler, ya işte Netflix'te dizilerin peşine düşecekler. Bilgisayar oyunu oynayacaklar vesaire. Şimdi bu 3 ay için yapılacak tek şey mi? Acaba başka bir şey olabilir mi? Bence başka bir yol var, başka bir olasılık var. O da yaz tatili boyunca gidip tecrübe biriktirmek. Bu stajlı olur, işte ücretli işli olur, ücretsiz işli olur. Bir şekilde bu gençlerin evlerinden çıkması lazım, köylerinden çıkması lazım. İşte yurtlarından çıkması lazım, başka diyarlara gitmesi lazım. Yani üniversite neredeyse üniversite okudukları kentin dışına gitmeleri lazım. Aile neredeyse o kentin dışına gitmeleri lazım. Ki ancak o şekilde farklı tecrübeler elde edebilirler. Bakın hayat değişti, artık üniversite mezunu olanlardan da CV isteniyor. O CV'de de işte tecrübe soruluyor. Ne yaptın, hangi işlerle meşgul oldun? Sadece üniversite diplomasıyla iş bulma devri bitti. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Türkiye gerçeğini bilmiyorsun sen. Türkiye'de işsizlik alıp başını gitmiş. Doğru. O istatistikleri de ben paylaştım. Nerede? Bu kanalda. Hemen isterseniz bu videodan sonra gidin. Yetişkin Gençlerin ilk videosunu izleyin. Genç işsizliğinin %27 olduğunu, Türkiye'de eğitim seviyesi yükseldikçe işsizliğin de yükseldiğini orada anlattım. Yani biliyorum realiteyi. Ama buna rağmen diyorum ki evinizi terk edin, buna rağmen diyorum ki köyünüzü terk edin, buna rağmen diyorum ki alın başınızı başka bir diyara gidin ve tecrübe edinin. İş bulun, iş arayın. Bu iş paralı bir iş olmak zorunda değil. Bakın ben bunları niçin bu kadar ısrarla söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü kendi hayatımdan biliyorum bunun önemini. Nereden? Diyelim 1988 senesinde yazın, ODTÜ'de okuyorum. Yazları köyüme gidiyorum yani hazırlıktan mezun oldum. Hazırlık sonunda gittim köye. İşte birinci sınıf bitti gene köye gideceğim. Fakat paraya ihtiyacım var. Sürekli kışında çalışıyorum. Yani beş çocuklu bir ailedeniz, babam öğretmen, annem ev kadını yani evden para gelmiyor. Sürekli ben çalışarak okudum. Pazarcılık da yaptım, tezgahtarlık da yaptım. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Birinci sınıfın sonuna doğru Türkiye'de turizm patladı dediler. Amcam da dedi ki ya dedi Selçuk dedi sana iş buldum. Nerede? Dedim Altınkum'da. Dedi git adres bu. Senin işin hazır. Nasıl mutluyum yani tahmin edebiliyor musunuz? İlk defa paralı, ücretli bir işim olacak. Atladım otobüse Ankara'dan Didim otobüsüne. Didim Altınkum. O zaman işte gece kalkıyordu otobüsler. Didim merkezine, Altınkum merkezine otobüs indi sabah, ertesi gün sabah. O zaman otobüs, şehirler arası otobüs terminali şehrin merkezindeydi. Adresi baktım, işte sırtımda bir çanta var, 2-3 tane özel eşyam neyse. Adrese gittim. Dedim ki böyle böyle bana bir iş lazım varmış burada. İşte amcam ayarladı. Dediler ki iş, yani bu sözünü ettiğiniz adam buradan çıkalı 3 ay oldu dediler. Öyle bir adam yok. Yani benim iş için gittiğim adres var ama adam yok. İş de yok dediler. Hayda. Şimdi 18 yaşındayım. Yani köy dışında ODTÜ'yü bir görmüşüm. O da dediğim gibi bir sene okumuşum. Yani birinci sınıftayım. Ya şimdi sadece cebimde geri dönüş param var. Kimseyi tanımıyorum. Ömrüm boyunca hiç iş nasıl aranır, kime nasıl gidilir, ne denir hiçbir fikrim yok. Dedim ki geri dönüş otobüsü ne, saat kaçta? Şu saatte dediler.
Kaç para? Baktım paraya, baktım cebimdeki paraya. Cebimdeki parayla Ankara'ya dönebiliyorum. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra her yaz olduğu gibi yine köye gideceğim. Yani köye geri döneceğim. Dedim tamam, ben o zaman köye geri döneyim. Yani bu iş olmadı. Kimseyi de tanımıyorum. Orada biraz dinleneyim. Şimdi dolaşıyorum falan, böyle aklımda tabii bin bir tane soru var. Epey de bir stres var. Yani bu kadar para harcamışım falan. Çünkü otobüs parasını da birinden borç alarak gelmiştim. Neyse. Güneş tabii arttı. Cahillik de kötü bir şey arkadaşlar. Bilmeyince bilmiyorsunuz. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Güneş artınca dedim ki yani gidip denizde serinleyeyim. Çünkü biz köylerde öyle yapıyoruz. Dereye girip serinliyorsun. Denize gittim. Girdim çıktım. Tabii şeyi bilmiyorum yani. Ulan deniz suyu tuzlu. Bir de güneş vurunca daha kötü oluyorsun. Yani serinleyici bir etkisi ortadan kalkıyor. Neyse bu ruh haliyle tahmin edebileceğiniz gibi açım yani. Şimdi gidip bir şey alsam akşam bilet parası kalmıyor. Bir şey yesem yani. Ha dedim ki akşama kadar beklerim artık, oruçlu gibi. Akşam binerim yani, ne düşündüğümü bilmiyorum. Dediğim gibi kafa allak bullak. Bir iki bir saat öyle dolaştım ya. Ondan sonra o kadar acıktım ki gittim bir tane Etijen kraker aldım. O zaman vardı böyle kırmızı beyaz, çok iyi hatırlıyorum, tuzlu kraker. Edeceğim, aldım, yedim, biraz rahatladım falan. Ne yapayım, şunu mu yapayım, bunu yapayım falan. Böyle düşünürken, ya dedim bu kadar insan burada yaşıyor. Bir baktım yani orası böyle bir yarım ay gibi hilal şeklinde bir kıyı, Altınkum. Yüzlerce restoran var, otel var, işletme var. Ya bunların birinde benim için bir iş yok mu? Yani az paraya da olsa çalışırım yani bir şekilde. Yani bir şekilde bir kapı açılmaz mı? Sonra ama şeyi bilmiyorum yani, iş nasıl aranır, ne denir bilmiyorum. O arada dedim ki ya ben dedim köye gidersem 3 ay boyunca diyeceğim ki bak sen bu kapıları çalmadın kardeşim. Bu kapıları çalmadın, başarısız oldun, köye geri döndün. Ben dedim köye dönmüyorum. Gittim bir tane döner ekmek aldım. Bir de ayran aldım, güzelce yedim. Geri dönüş biletimi böylece yaktım. Yani dönemiyorum, Ankara'ya da gitmiyorum, köye de gitmiyorum. Artık ya orada kalacağım ya da bilmiyorum ne olacak. Gittim bir uçtan başladım. Dedin Altınkum'u. Bir uçtan başladım öbür uca kadar. İlk kapıyı çaldım. Ne konuştum ben de hatırlamıyorum. Tabii ki işi alamadım. İkinci kapıda İngilizce biliyor musunuz dedi. Evet dedim, konuşamadım. Üçüncüsünde bilmem ne oldu olmadı. Yani kimisi kapıyı açmadı, kimisi tepeden baktı, kimisi işte ODTÜ'lüsün sen tuvalet mi temizleyeceksin dedi vesaire vesaire. Uzatmayayım. O gece saat 12'de o yayı tamamladığımda, yani bir uçtan öbür uca geldiğimde Didin Altınkum'daki o sahilin, oturdum Asya Bar diye bir yer vardı tepede yukarıda. Oturdum Asya Bar'da 3 tane değişik işten hangisini seçerim diye muhasebe yaptım. Mutluluğumu tahmin edebiliyor musunuz? Yani günün başlangıcında geri dönecek param yok, açım. Günün sonunda 3 tane işim var. Şimdi ne oldu ondan sonra? O 3 işten birini aldım. O girdiğim işte ömrüm boyunca hayatımın akışını değiştiren Gallerli o öğretmen çiftle tanıştım ki onun hikayesini başka bir gün anlatırım. İngilizcem gelişti, özgüvenim arttı, sosyal ilişkilerim gelişti. Üniversiteden mezun olduğunda CV'me koyacağım tecrübeler oldu vesaire. Bakın eğer bugün ben size bu hikayeyi anlatabiliyorsam bunun tek bir nedeni var. O gün o ortamda kapıları çalmaya karar verdiğim için bugün bu hikayeyi anlatabiliyorum. Eğer o gün ben köyün o konforuna geri dönmeyi kabul etseydim, her yaz olduğu gibi köye geri gitseydim, o riski almasaydım, yani o bileti yakmasaydım, bugün anlatacak hiçbir şeyim olmazdı. O yüzden Türkiye'deki ekonomik koşulların ne kadar zor olduğunu bilerek, işsizliğin had safhaya çıktığını bilerek ve o sorunları da önemsizleştirmeden gidin kapıları çalın diyorum. Gerekirse parasız çalışın. Para istemiyorum deyin. Yani alanınız neyse o alanda bir ustanın yanında 3 hafta, 5 hafta çıraklık yapın. Önemli değil. Yeter ki bu yazı ekran karşısında böyle videoları izleyerek geçirmeyin. Hadi benim kanalı izleyin de. Yani oyunlarla, bilgisayar oyunlarıyla, işte ekranla 3 ay geçmez. Bu sizin için de büyük bir kayıp. Aileniz için de büyük bir kayıp, ülkemiz için de büyük bir kayıp. Kapıları çalmaya başlayın.
Bana da aşağıda yorumlarla yazın. Hangi kapı açıldı, hangi kapı kapandı. Unutmayın, kapılar kapanır, hep kapanır. Kimisi hiç açılmaz. Önemli değil, o tecrübeler günün sonunda size bir şekilde kazanım olarak geri dönecektir. Kolay gelsin arkadaşlar.